Paris'te eski bir demir dökümhanesi, video projeksiyon cihazları ve hoparlörlerle canlı Van Gogh resimlerine dönüştürüldü. Geçtiğimiz yıl Kültür Space, Gustav Klimt'in eserlerine teknolojik bir dokunuşla Paris'teki eski bir demir dökümhanesini ziyaretçileri içine alan bir entelasyona dönüştürülmüştü. Atelier des Lumières adı verilen bu ışıklı sergi, şimdi aynı alanı bir Vincent van Gogh resmine çevirdi. Lumières, sanata yeni, duygusal ve dinamik bir yaklaşım sunarak ziyaretçileri post-emperyalist sanatçının en beğenilen eserlerinin içine girmeye davet ediyor. Işıklı ve normalden daha büyük bu resimlerin arasında İrisler ve Yıldızlı Gece gibi en meşhur Van Gogh tabloları da yer alıyor. Bu parçaları yeni noktalara taşımak için sanat yönetmeni Gianfranco Iannuzzi sergi alanını 140 adet son teknoloji ürün lazer video projeksiyon cihazıyla doldurdu. 50 adet hoparlörden gelen müziklerse ortamın modunu ayarlıyor ve her yaştan sanatsever için duyulara ve estetiğe hitap eden sarmalayıcı bir deneyim sunuyor. Sergi, Van Gogh'un eserlerini vurgulamanın yanı sıra Japon resim sanatı odaklı kısa bir program daha sunuyor. Kültür Space Başkanı Bruno Moner, Van Gogh Japon eserlerinden etkilenmişti. Paris'te sık sık Japonizmi seven emperyonistlerle vakit geçirirdi. Van Gogh'un Japon sanatına duyduğu hayranlığı göstermek için Danny Rose Stüdyo'yu Japonya'nın hayali eserleri ve sahneleri hakkında orijinal bir parça sunması için görevlendirdik, diyor. Hem Yıldızlı Gece sergisi hem de Hayallerdeki Japonya, Asılı Duran Dünyanın Görselleri adlı gösteri 2019 yılının sonuna kadar sevenleriyle buluşacak. Yeni videolarda görüşmek üzere.